Ondan sonra. Bak. Yeni çıkıyor ya presten. ...1967 senesinde... ...bir Mart Bahar'da çırak olarak... ...işe başladım. Bugüne kadar da ömrüm hep Mart Bahar'la bitti. Ciltleme işlemini öğrendim. O ciltleme işlemini... ...yıllarca Merzifon'da... ...keç olarak yapmaya başladım. Fakat şimdi sağlık sorunlarım nedeniyle haftada 5 ve 6 tane ancak Kur'an-ı Kerim ciltliyorum. Çünkü zaman alıcı bir sanat. Baştan sağma yapamıyoruz. Emeğe var. Eski değerlerimize sahip çıkmak için Kur'an'ları elimden geldiği kadar kurtarmaya çalışıyorum. Kur'an niye ciltlemiyorsun, yaptığın şeyi niye yapmıyorsun deyince biz bunu yapmaya başladık. Maliyetini sadece alıyoruz. Önce dikiyoruz, kapağını yapıştırıyoruz, kurumaya terk ediyoruz, kapak yapıyoruz. Kendi olanaklarımla kapağın süsünü basıyorum, tekrar Kur'an'ı yapıştırıp pres diyorum ve bir gün, iki gün sonra sahibine teslim ediyorum. Sahibine teslim ederken onların yaşamış olduğu mutluluğu ben de yaşıyorum. Bak, onların yaşamış olduğu o Kur'an'ı ellerine aldıkları zaman teşekkür edenler, ne olur benimkinde yap diyenler daha da fazlalaştı. Fakat İmkanım olmadığı için belli bir sıraya koyup haftada 5 tane, 6 tane. Bu benim kurtarıcım bu işte benim. Buyur. Severek yaptığım için manevi haz duyuyorum. Ve bir eseri, çünkü bazı Kur'anlar var. Kişiye annesinden yadigar kalmış, babasının hatırası kalmış. Bunları yeniden okunur hale geçirmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Uğraşıyoruz ama uğraştım mı da bitirdim mi de bir haz duyuyoruz. Her boy Kur'an'a göre hazırlıyorum bunları. Sağlığıma bereket, sağlığıma bereket. İki sefer bypass olmuş bir kişi olarak ben bunu yapıyorum. Tutkal alerji yaptığı halde yapıyorum. Sabırlı olacaksın. Severek yapacaksın. İsteyerek yapacaksın. Evine akşam mutlu gideceksin. Sabah geleceksin yine aynı şeyi yapacaksın. Evet, sadece bu. Emek, verdiğimiz emek 2,5 saat.